Bebek. Merhaba. Senin adın ne? Senin adın ne? Konuşmuyor. Şimdi yaylada tabii yayla denince yemek kültürü de akla geliyor. İnsanlar zaman zaman böyle keçileri kesiyorlar. İşte yaylacının en güzel yanı da bu olsa gerek. Evet, Kürdek Yaylası'ndayız ve Kürdek Yaylası'nın en büyük sorunu şu anda elektrik yok burada. İnsanlar bir şekilde güneş enerjisini kullanarak hani aydınlanma sorununu çözmüşler ama hala bu buzdolap görevini yapacak sistem de hala geliştirilememiş ve bir şekilde buzdolabı görevini yapan sistemi bu şekilde bulmuşlar. Ellerindeki ayranı, tereyağını falan getirip böyle suya koyarak bir şekilde bunların taze kalmasını sağlıyorlar ve gerçekten şu anda bu su da bayağı bir soğuk. Sanıyorum buzdolabının görevini şu anda rahatlıkla görüyor ama ne kadar hijyenik, ne kadar sağlıklı onu da sizlere bırakıyoruz. O gün dışkıydı konu. Arın, o kaçıp işte. Sabah ne dedi? Çünkü gönlüye de mesela kodarsın, iyi koy diye iyi duyurlar. Ne bu iyi ki vurdu bu? Tamam. Asıl koku veren mesela birçok ottan sadece bir tanesi. Çok güzel bir kokuya sahip. Şurada tabii herkesin burada olmasını tavsiye ederdim. Çünkü bu güzel kokuyu gerçekten herkes alsın isterdim ama en azından böyle kokusunu değil de görüntüsünü size verebiliyoruz. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi demin otların öneminden bahsederken gerçekten öyle bir ot var ki adına kereng diyorduk. Biz küçüklüğümüzde bu şimdi bunun böyle dikenli olduğuna bakmayın. Aslında tam böyle hocam tam böyle gösterirsen şimdi biz bunu çocukluğumuzda böyle dipten keserdik, bunun sütünden sakız yapardık.
Bizim küçüklüğümüzde sakızımız buydu. Ama gerçekten son derece GDO'su olmayan, ta eskiden beri insanların kullandığı bir sakız türü. Bir de son derece insan sağlığına yararlı bir sakız türü. İşte bu kenger ve işte sakızın ana maddesinin olduğu ot. Şimdi bu birçok yerde bulunmuyor çünkü zamanla hep böyle kesmişler. Bir şekilde artık bunların da neredeyse artık sonu diyebiliriz. Çünkü 100 metrede bir ancak bir tane bulunabiliyor. Bir de pancar olarak genelde pancarcılar bunu daha küçükken dipten kopardıkları için artık neredeyse nesli tükenmiş bitkiler arasına giriyor. İşte kenger ve damla sakızı. Şu anda ziyaret denen mevkideyiz. Yani en uç nokta, yani Kürdek Yaylası'nın en uç noktasındayız. Sağ yanımız Pütürge, yani Malatya'nın toprağı. Şu anda bu gördüğünüz sağ yanımda hemen Malatya toprağı başlıyor. Sol yanımda Gergen toprağı. Hemen sol kolum üzeri Gergen toprağı. Yani bir şekilde Malatya ile Adıyaman sınırlarını şu andaki gördüğünüz bu nokta belirliyor. Bu da yıllardır ziyaret olarak kullanılan bir mekan. Zaman zaman insanlar gelip burada keçi kesiyorlar, et yiyorlar ve bir şekilde bu ziyaretin bu şekilde yaşamasına sebep oluyorlar. Yani bu gördüğünüz alan, yani duvarlarla çevrili alan ziyaret olarak kabul ediliyor. Evet, Gergen Kürdek Yaylası'nın bir diğer yanı da böyle. Ziyaretiyle, bitki örtüsüyle, ondan sonra yaylasıyla, işte Gerger ve Kürdek Yaylası. Görüşürüz. Evet, bu gizme kamyon. Bir de benzer konu. Aşağı ötüyor. Tamam. İnsanlık odası. Aynen. Acaba adam. Çok doğunca onu ipi durup gündük şimdi. Zaman çözdüm o. Ama sen de git, ben biraz görüntü alayım. Hocanın yanına git. Şeyin hali. Ya bunlar bir şey. O bari bu ya. Cabe. He? Bari ne abi? Hey! Oh, oh. Gidiyorlar oraya, onların kampları orada. Hadi. Onlar çalı yerleri görünüyor ya. Bajo. Está pronto. Ó, mestre. Thank you.
Evet, Kürdek modernleşiyor. Gerçekten de modernleşiyor. Eskiden bundan yaklaşık 5 sene öncesine kadar hiç burada kesinlikle bir evden bahsetmek söz konusu değildi. Ama şu anda gerçekten bakıldığı zaman tamamen yaylanın modernleştiğini görüyorsunuz. Yayla evleri mantar gibi büyümeye başladı. Şimdi herkes artık yayla evi yapıyor. Şu anda da arkamda gördüğünüz yine bir yayla evi. Gerçekten bütün modernliğiyle, her şey detaylarıyla düşünülmüş. Şimdi biraz inceleyeceğiz tabii yaylanın evlerini. Ama bu arkamda gördüğünüz şu anda son teknoloji. Yani en son görmek istediğimiz ev. Onun için şimdi hem içine bakacağız hem içeriyle ilgili bilgi vereceğiz. Kes. Veriyorsun. Şimdi kornarmıka baktığınız zaman o eski kornarmık asla yok. Böyle dümdüz alanlar yapılmış. İnşaat alanları. En kısa zamanda da bu alanların tamamen yapılaşmaya dönüştüğünü göreceksiniz. Umarım daha güzel olur. Kürdek ailesi demiştik ya. İşte Kürdek ailesi modernleşiyor. Gerçekten modernleşiyor. Bu gördüğünüz alan da Köroğulluların birkaç tane evi için kazılmış. Sanıyorum 3-4 tane ev yapılacak herhalde Köroğullulara ait. İşte bunlar da Köroğullu evleri. Şimdi bugünden itibaren eğer Kornarmık'a gelirseniz sanmayın ki o eski Kornarmık'ı göreceksiniz. Gerçekten Kornarmık büyük bir değişime uğramış. Tamamen bir inşaat alanı ve düzlük alanı haline gelmiş. Umarım insanlar şaşırmazlar. Gerçekten Kornarmık çok değişmiş. En azı 20'ye yakın şu anda arkamda gördüğünüz Kornarmık'ta ev yerleri kazılmış. Yakında da Ömer Özdemir'e ait bu evi gördüğünüz gibi onlarla beraber birçok evin orada yükseldiğini göreceksiniz. Yani eski Kornarmık artık tarihte kaldı. Evet, şu anda evin hemen girişindeyiz. Yani burası ayvan olarak kullanıyor değil mi? Ortma dediğimiz, insanlar genelde yaz günlerinde bu ortma dediğimiz yerde otururlar. Her tarafı açık olduğu için dört bir yanında hava alıyor. Şimdi önce ortmadan başlıyoruz. Ondan sonra evin içine girmeye çalışıyoruz. Gel. Gördüğünüz gibi de ustalar işbaşı yapmamış. Sabah böyle biz ustalardan önce geldik. Şu anda evin girişi. Evin girişindeyiz. Gördüğünüz gibi kocaman bir kapı. Muhtemelen burada hani eşyaların rahat geçmesi için kapılar bilinçli olarak geniş tutulmuş. Şimdi içeri giriyoruz. Burası böyle bir salon. Ondan sonra hemen sol kol üzerinde geniş ve ferah bir salona çıkıyoruz. Yaklaşık herhalde 15-16 metrekarelik bir alan. Yani burası evin salonu. Büyük ihtimalle bir hem yatak odası olarak kullanılacak hem oturma odası. Yayla evleri böyle. Diğer bir yana geçiyoruz. Hemen girişin sağ tarafında yine aynı şekilde bir oda. Aşağı yukarı aynı ebatta bir oda. Bu da çeşitli aktiviteler için kullanılacak. Hemen yine odanın hemen arka tarafında tuvalet, banyo düşünülmüş. İşte böyle yayla evi. Şimdi yayla evleri eskiden insanlar böyle çadır
çadırlarda kalıyorlardı. Artık çadırların yavaş yavaş yerini yayla evlerine, böyle modern yapılara bıraktığını görüyoruz. Son zamanlarda yaylada mantar gibi türeyen bir yaylacılık ve modern ev sistemi hüküm sürmekte. Tamam. Hocam kapat. Şimdi tabii evin diğer yanlarını size yansıtmaya çalıştık ama şimdi içinize şöyle bir soru gelebilir. Acaba bu ev kimin? Bu ev Yusuf Karakoç'un. Aşağı Dalca köyünde Yusuf Karakoç'un evi. Herhalde yaklaşık 10 gün sonra tamamlanır yani. 10 gün öyle bir planlama yapmışlar. 10 gün sonra içeri girilecek şekilde ustalara talimat vermişler. Ustalar da birazdan geri kalan bölümünü yapacaklar. En son tavanını bitirip o şekilde aile evin içine girmiş olacak. Yani biz de başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hocam kapattım. Ha? Bakır ya. Şimdi sırayla sağdan soldan arsalar açılmış. Şimdi böyle hocam şuraya alalım. Şimdi böyle bir arsa da var. Bu da Ramazan Kaya'ya ait. Değil mi? Ha? Rami Hacdut'e. Ha, Ramazan Kaya'ya ait bir arsa. O da en kısa zamanda herhalde böyle bir modern ev yapacak burada inşallah. Şimdi son zamanlarda gerçekten bu kültür bayağı ilerledi. Yaylanın her tarafında insanlar artık ev için arsaları açmışlar. Bir nevi herhalde usta sıkıntısı var. Yani ustaları bulur bulmaz inşaat başlıyor. Ve kısa bir zamanda da yaklaşık 20-25 en fazla bir ayın içinde insanlar içine girebiliyor. Yaylacılık bu işte. Hocam şöyle alalım. Şimdi bir de arkamda gördüğünüz çadırlar tahminime göre yaklaşık 3-4 sene sonra artık tamamen tarihe karışacak. Bu görüntüleri artık aramış olacağız. Yani gerçekten bu sistemdeki bu çadırları artık tarihe gömeceğiz galiba. Yani modern evler tabii ki gün geçtikçe daha modernleşiyor. İnsanlar hayalindeki sistemleri böyle faaliyete geçirmeye çalışıyorlar. Tamam, kes hocam. Nerede? Burada. Bak yolda. Ya burada değil kök ise ya. Orası çok kötü ya. Vallahi çıkamayın. Mustafa sen de çık. Yok tamam. Sen sadece bizi tut yeter. Böyle sallamasın yeter. Güzel ama maşallah. Tamam. Tamam. Ha sallama. Ama Bakir. Biraz uzak durmalı. Ha tut böyle tamam. Böyle şey alıyor mu? Tamam. Dedik ya şu anda Kürdek Yaylası'nın ziyaret mevkindeyiz. Arkamda görünen bayrak tepesi. Eskiden Osmanlılar zamanında o tepede bayrak her zaman asılıymış. Kırmızı renkte Türk bayrağı asılıymış. Hatta 20 sene öncesine kadar bu bayrak hep varmış. Kürdek Yaylası'nda beraber geldiğimiz zaman zaman benim kameramanlığımı yapan değerli köyümüzün hocası ile beraberiz. Önce hocamızı tanıyacağız. Ondan sonra biraz sohbet edeceğiz. Hocam önce sizi tanıyalım. Ben Orhan Kızılkaya. Gergerliyim. Gerger Aşağı Dağlıca Köyü'nde görev yapmaktayım. Ve Gergerlerle beraber olmaktan onur duyuyoruz, saygı duyuyoruz, sevgi duyuyoruz. Aynı zamanda hocamız Gerger Güngörmüş köylüsü değil mi? Evet. Gergerli ve Gerger Güngörmüş köyüne bağlı Hırcık mezrasında oturuyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi hocam zaman zaman şimdi bir ilim insanı olarak
Zaman zaman insanlar gelip burada kurban kesiyorlar. İşte ne bileyim insanlar gelip işte sohbet ediyorlar. Burada yemek yiyorlar. Yani bunun herhangi bir sakıncası var mı dinen? Yok, yani dinen hiçbir sakıncası yok. Ben tam bilmiyorum da burada daha ötelerden beri herhalde halkımız buraya geliyor, buraya iştirak ediyor. Hep beraber gelip işte burada topluca bir muhabbet, bir sohbet içerisinde kendilerince bir keyif, eğlence yapmaya çalışıyorlar. Yani hiçbir şey olmasa dahi oradaki o sohbet, o muhabbet, o keyif, o eğlence her şeye yeter. Yani bu şekilde olmasa da iyidir, hiçbir sakıncası yok yani. Peki hocam, zaman zaman Kürdek yaylasını biz haber yapıyoruz. Gerçekten çoğu insanımız, yani Gerger'de yaşayan insan bile bu yaylardan habersiz bir şekilde yaşıyor. Ve çoğu insan bana diyorlar ki işte haberlerinizi izleyerek biz bu yaylardan haberdar olduk. Doğru. Siz haberdar mıydınız şimdiye kadar bu yaylada? Ben şimdiye kadar ben böyle bir yeri görmüş değildim. Şimdiye kadar görmemiştim. Buraya geldiğim zaman buralardan tabii daha önce gelip gitmediğimiz için buralara bilmiyoruz. Tabii insan gelecek, görecek veyahut da işte dediğiniz gibi bir şekilde televizyonlarda veyahut da farklı yerlerde bunlardan haberdar olacak. En güzeli nedir? İnsanın has memleketi olan, yani burada olan insanların buraya gelip gitmesi ve buralarda ne tür yerlerin olduğunun farkında olmasıdır. En güzeli bu. Olmazsa da işte televizyonda bir şekilde görüyor. Gerger TV bunu hep yapıyor zaten. Evet. Çoğu arkadaşlar bana sitem ediyor. Ya sürekli Gerger işte Kürdek yaylası sürekli aynı şey. Ama gerçekten Kürdek yaylası böyle anlatılacak bir yayla değil yani. Çünkü ucu bucağı belli olmayan bir yayla. Yani nereden bakarsan Kımıl Dağı'ndan tut ta Nemrut'a kadar uzanan bir yayla. Yani geniş bir alan ve birçok toprağı da beraberinde barındıran bir yayla, değil mi? Hem tabii. Bitki örtüsüyle, hem soğuk havasıyla, ondan sonra karıyla, değil mi? Doğru. Yani yılın dört mevsimi sürekli kar bulunduran bir yayla. Gerçekten bu yaylanın biz istiyoruz ki insanlar biraz gezsin, insanlar gelsin, keşfetsin, insanlar dolaşsın. Yani amacımız budur. Yani güzel bir yayla olduğu için biz zaten ısrarla duruyoruz. Doğru. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Aklınızı helal edin. Buraya kadar gerçi beraber yorulduk ama güzeldi. Ne yapalım? Bu kadar yeter yani. Allah razı olsun hocam. Kışıyla izliyoruz. Bir tarafta Urfa, bir tarafta Diyarbakır, bir tarafta Elazığ, bir tarafta Malatya ve Adıyaman. Yani 5 tane ilin şu anda kesiş noktasındayız. Şu anda çıplak gözle 5 tane ilin toprağını görebiliyoruz bu tepeden. Ve yanımızda gerçekten burada uzman olduğuna inandığımız bir arkadaşımız var. Çünkü zaman zaman hep bu dağlara çıkıyor. Keçi beslediği için sürekli bu dağları ziyaret ediyor. Yani bizim rehberimiz de şu anda Mustafa. Önce Mustafa'yı tanıyalım. Ondan sonra bu yaylayı bir de Mustafa'nın kuş bakışı gözleriyle izleyelim. Önce sizi tanıyoruz. Ben Mustafa Karakuş. Aşağı Dağlıca köyünde oturuyorum. 6. ay 15'inde bu yaylaya çıkıyoruz. Hayvanlar utanıyor. Tabii ki serin hava. Şu an gördüğüm bu çukurlarda halen kar var. Böyle burada... Şimdi Mustafa bize rehberlik de yaptı. Şu anda kılavuzumuz Mustafa. Gerçekten Mustafa olmasa biz nereden geleceğimizi de şaşırdık. Çünkü epeydir bu yaylaya çıkmamıştık. Çocukluğumuzda gelmiştik, ondan sonra hiç gelmedik. Şimdi Mustafa bir bakıma bu dağları karış karış biliyor. Şimdi Kürdek yaylası denince yani en güzel böyle beğenilen bir yer neresidir Kürdek yaylasının? Kürdek yaylası dedi mi? Şöyle kameraya baksa. Her tarafı yani güzel yani. Bitkisiyle, kekliğiyle, tavşan. Yani özellikle av hobisi olan arkadaşlara yani güzel. Şimdi anlaşıldı. Şimdi en çok böyle ağır geldiği taraf hep avcılık. Şimdi avcıları ilgilendiren bir şeyde sürekli onu bahsediyor. Şimdi bizim asıl amacımız buranın bitki örtüsü. Mesela birçok hastalığa şifa olduğuna inandığımız bitki örtüsüne sahip bu yayla, değil mi? Tabii burada bin türlü çeşit bitki var. Ben bildiğim ya bilmediğimiz daha çok şey var da çünkü kekik,
İşte kerenk, kırkur, her yani bin bir türlü bitki var burada. Burası şimdi Mustafa, gerçekten şu anda bulunduğumuz yerde yani burnumuza o kadar güzel kokular geliyor ki, yani sanki böyle bir gül bahçesinin içinde oturmuşsun ama gül kokusu değil. Yani farklı farklı o kadar bitkilerin kokusu bir araya gelmiş ki, yani tarifi imkansız bir koku duyuyoruz şu anda bu bitki örtüsünden. Ne düşünüyorsun? Ben hep içinde olduğum için bunu artık yani şey değilim ama şu an dışarıda gel. Yani normal olarak karşılıyorsun. Hep içinde yaşadığım için yani normal biliyorum ama dışarıda gelen bunu farklı, yani daha çok şey yapıyor. Biz egzoz dumanlarından başka biz koku bilmiyoruz ki büyük şehirlerde. Değil mi? Doğrudur. Peki Mustafa, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tamam hocam. Şimdi Kördek Yaylası'nda zaman zaman böyle üst üste konulmuş taşlarla da karşılaşabiliyoruz. Kim nasıl yapmış, hangi amaçla yapmış bilmiyorum. Gerçi Mustafa belki bilir. Mustafa, neden yapılmış bu ağaçta şeye, taşlar böyle? Bunun bir yardımcı nokta olarak, şimdi burada ziyarete çıkıp da... Bir dakika. Hani bulamam, yani nerede acaba diye düşündüğü zaman yardımcı nokta olarak bunu görüp de gelebilir. Yani bir nevi nişan olarak mı? Yani. Tabii tabii. Bu Malatya köyünden baktığın zaman bu şeyler görünüyor. Peki bu yıkıldığı zaman yeniden yapıyorlar mı bu mesela? Yapıyorlar. Birileri mesela hoşuna gitmez bir tekme vurur yıkar, değil mi? Tabii ki. Onu buraya çıkıp da piknik yapanlar yapıyor. Onu düzeltiyor. Bir de ayrıca buraya taş şöyle yapıyoruz. Burada içinde dilek tutuyorsun. Bunu şöyle yapıştırıyorsun. Eğer tutarsa o dileğin o ileride yani dileğin gerçekleşme şeyi yüksek. Çok ilginç bir şey. Gerçekten şimdi bu taşı eğer buraya yapıştırıyoruz. Eğer dilek gerçekleşirse, bak benimki gerçekleşmedi demek ki. Sen bir daha yap bakayım. Vallahi büyük ustalık. Yani biz yapamadık bunu. Şimdi bir daha bakayım. Evet, oldu. Yani bizde de bir şeyler var demek ki, değil mi hocam? Peki, teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunu da öğrendik. İyi oldu. Evet, Kürdek Yaylası'nı anlatıyorduk ve sayısız faydalarını ve bitki örtüsünden gelen gerçekten sayısız faydalarını söylemiştik. Mustafa herhalde bir şey hatırladı. Onu ilave etmek istedi. Mustafa, neydi o? Kürdek Yaylası bitkisiyle dedik, bin bir türlü bitki havasıyla insanın ömrünü uzatacak bir yayla, bir hava ararsan ben derim ki bu Kördek Dağı'dır. Bir de bu yayla tutkusu sanırım yani buraya gelen bağımlılık yapar. Bu yayla öyle bir yayla, şu an Batani yorganlı geceyi burada yoksa yani yatamazsın soğuktan. Evet, biz gerçekten denedik ve Mustafa doğru söylüyor. Neredeyse battaniye de yorganın üzerine attık. O şekilde idare ettik, sabaha ettik ama gerçekten üşüyoruz yani. Geceler üşüyoruz, değil mi? Şu anda şu gördüğün çukur, gördüğümüz çukur kar dolu. Gideceğiz birazdan. Böyle bizim dağ tutkumuz zaten Kördek ile başladı. Halen de... Peki Mustafa, sen şimdi zaman zaman avcılık yapıyorsun. Şimdi nesli tükenen hayvanlar artık neredeyse bu yaylada da tükenmek üzere. Mesela geyik olsun, evet. Ayı olsun, ne bileyim. Eskiden burada yabani domuz varmış, ayı varmış, geyik varmış. Yani bir sürü hayvani şey, yabani hayvan varmış. Ama ne yazık ki el birliğiyle bunları da tükettiğine vesile olduk. Sağ olsun avcılarımız hiç ayırt etmiyor. Şimdi devlet tarafından geyikler milli parka bırakılmış çoğalsın diye, işte nesli sürsün diye. Ama bizim avcılarımız sağ olsun onları gördükleri yerde hiç esirgemeden vurup öldürüyorlar. Yani gerçekten biz burada
halkımıza mesaj vermek istiyoruz. Ya dokunmayalım hayvanlara. Hayvanlar gerçekten bu dağın çiçeği, tozu. Ondan sonra onun için özellikle geyiklere dokunmayalım. Ya ayının kimseye zarar olmaz. Ayı da olsa burada, geyik de olsa kimseye zarar olmaz. Değil mi Mustafa? Vardır hepsi. Şu an Kördek'te bunu diyemeyiz. Görecek'te tam tersine gelişiyor. Yani görmediğimiz hayvanları şu an görebiliyoruz. Zaman zaman karşımıza çıkıyor. Ben biliyorum bir 15 yıl önce falan burada ceylan yoktu. Hiç bilmiyorduk, görmüyorduk. Ama şu an zaman zaman karşımıza çıkıyor. Kimse karışmıyor. Domuz yok ama. Ayı çok. Ayı burada sürülerce, yani sayısızca inleri var. Tabii gündüz insanla korktuğu için çıkmıyor gündüz ama gece... Mustafa sen hiç ayı gördün mü bu özellikle bu bölgede? Gördüm. Tam bu tepede görmüştüm. Hatta ama hiçbir zaman ateş etme gibi bir niyetin olmadı değil mi? Yok. Kesinlikle. Bayağı bir izledim, beni görür görmez de kaçtı. Peki geyik gördün mü? Geyik de gördük. Burada yamaçta şeyleri var, inleri var onların da. Barındığı, gündüz barındığı bir gölgelik. Aynı zamanda mağaraya benzer bir ini var. Peki Mustafa sen avcısın. Şimdi avcı arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı bu olayla ilgili? Yani bu konuştuğumuz o konuyla ilgili. Avcı arkadaşlara ben bekliyorum. Burada Kördek'te keklik avı yapan... herhangi bir avcı bağımlılık yapar, mutlaka bir daha gelir yani. Ama geyiklere dokunmayalım değil mi? Tabii ki o şeyli kontrollü yani. Çevre Bakanlığı'na ait yani, o düzenli şekilde bir şey diyemem ama başka türlü kaçak avcılar var burada, avlanıyorlar. Onlar kesinlikle dokunmasınlar. Yani halkımıza böyle bir mesaj veriyorsun. Kimse geyiklere, ayılara dokunmasın. Dokunmasınlar çünkü bir zararı yok yani bize. Ama tavşana, kekliğe dokunun değil mi? Kördek dağı doğalıyla güzel. Doğal da tabii ki hayvanıyla, ayısıyla, kekliğiyle, tavşanıyla. Ben doğa buna derim yani. Düşünsene de burada hayvansız bir yayla değil mi? Ne avcısı kalır, ne avı kalır. Böyle bir yayla herhalde... Bülbülüyle, her şeyle, kuşuyla, kelebeğiyle, bitkisiyle. Burası onun için zaten güzel. Ben onun için bağımlılık yapıyorum. Yani buraya her zaman geziyorum. Duymuyorum yani. Umarım her gezen de benim gibi düşünür yani. Bu bitkisiyle, ne bileyim, kuşuyla, bülbülüyle, geyiğiyle, ceylanıyla. İşte öyle. Tamam, bu da böyle güzel. Tamam. Şimdi Kürdek Yaylası'na çıktık. Gerçekten çetin ve yokuş bir yol. Bayağı da yorulduk. Yaklaşık 2,5 saatten beri yoldayız. Şu anda inişe geçiyoruz. Ve birazdan kar yiyeceğiz. Yani rehberimiz bizi şu anda karın bulunduğu bölgeye götürüyor. Şimdi karın bölgesinde konuşalım yine. Evet, gördüğünüz kar. Şimdi tadına bakacağız. Acaba hangi zevk alalım? Bak şimdi buraları var ya. Şu an bitkiler daha yeni mi çıkıyor? He. Pancamanız da yeni çıkıyor. Ne güzel kokuyor. Cennet gibi ya. Cennet bahçesi. Ama bu ne bitkisi Mustafa? He? Baloga. Ben de sevmiyorum. Bitki burada çıkarmayacak kadar çok yani. Hani bahar gibi ya. Ne satırlar yeter. Mesela. Ne defterler yeter. Burada bahar yeni geliyor. Aman hacı abi. O arkamı düşürdüm ya. Aman hacı. Dur.
Ver. 7. ayın 12'si bugün. Yazın ortası. Hocam, tamam. Tamam. Evet, şu anda Temmuz 12. Abartmıyorum. Temmuz 12 ve gördüğünüz manzara. İşte sakın demeyin Abdurrahman Kurt Bey Gerger Kürdek yaylasını abartıyor. Eğer abartıyorsan işte kar ve işte Kürdek yaylası. Hocam ver. Ver şimdi. Oha. Top. Hoca ben de kahvaltı içtim. Ulu da. Kapatıyorum abi. Şimdi Kürdek yaylasından bahsederken sabah da yaylada demiştim. Şimdi her tarafta gerçekten evlerin yapıldığını görüyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz Kurtnarmık bölgesi ve Kurtnarmık bölgesinde de birçok evin temeli şu anda kazılmış. Gerçekten Kürdek yaylası modernleşiyor ve artık kıl çadırların sonu demektir. Şimdi gidip Kürdek yaylasının modernleşen yüzüyle baş başa kalacağız ve size oradaki modern evleri tanıtmaya çalışacağız. Gel. Şimdi Kurtnarmık bölgesi şu anda Ömer Özdemir'e ait evin hemen bitişiğindeyiz. O sıralar harılalı bir çalışma var. Gerçekten Kurtnarmık bölgesi büyük bir şu anda tarihi ve dokusu tamamen bozulmuş durumda Kurtnarmık'ın. Şu anda da arkamda gördüğünüz inşaat da Ömer Özdemir'e ait. O da herhalde bir hafta sonra tamamen artık faaliyete geçer. Yani böylece Kurtnarmık'ta da ilk yapılaşma bu şekilde tarihe geçmiş olur. Aslında inşaatın diğer tarafında yine bir sürü şu anda yerler kazılmış. Onlar da ustayı bekliyor. Büyük ihtimalle onlar da en kısa zamanda yapılaşma başlayacak. Önümüzde yine Kurtnarmık'ın tarihi dokusunun tamamen bozulduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı 15-20'ye yakın şu anda ev yeri kazılmış. Ama şu anda tek inşaat var. O da Ömer Özdemir'in şu anda ustaların çalıştığı inşaat. Sanıyorum ileriki günlerde onlarda da büyük bir inşaat başlayacak. Şey ver. Biraz beni çeksene biraz. Böyle yürürken çeksene biraz. Gel Tepe gel. Samet gel. Samet gel. Amca nereye gelin çadıra. Bir gir gir. Ömer bir gir. Ömer bir gir. Yok yok sen bir gir yeter. Yok Bülent de girsin. Tamam yeter.
Evet, Kırdak Yaylası'ndayız. Ve Kırdak Yaylası'nın en büyük sorunu şu anda elektrik yok burada. İnsanlar bir şekilde güneş enerjisini kullanarak hani aydınlanma sorununu çözmüşler ama hala bu buzdolap görevini yapacak sistem de hala geliştirilememiş. Ve bir şekilde buzdolabı görevini yapan sistemi bu şekilde bulmuşlar. Ellerindeki ayranı, tereyağını falan getirip böyle suya koyarak bir şekilde bunların taze kalmasını sağlıyorlar. Ve gerçekten şu anda bu su da bayağı bir soğuk. Sanıyorum buzdolabının görevini şu anda rahatlıkla görüyor ama ne kadar hijyenik, ne kadar sağlıklı onu da sizlere bırakıyoruz. Şimdi bugünden itibaren eğer Kornarmık'a gelirseniz sanmayın ki o eski Kornarmık'ı göreceksiniz. Gerçekten Kornarmık büyük bir değişime uğramış. Tamamen bir inşaat alanı ve düzlük alanı haline gelmiş. Umarım insanlar şaşırmazlar. Gerçekten Kornarmık çok değişmiş. En az da 20'ye yakın şu anda arkamda gördüğünüz Kornarmık'ta ev yerleri kazılmış. Yakında da Ömer Özdemir'e ait bu evi gördüğünüz gibi onlarla beraber birçok evin orada yükseldiğini göreceksiniz. Yani eski Kornarmık artık tarihte kaldı. Evet, Kırdak Yaylası'nda değişim demiştik. Bu değişim sadece Kornarmık'la sınırlı değil. Şu anda Are Alke bölgesindeyiz değil mi? Are Alke. Ha, o bölgedeyiz. Are Alke bölgesinde de yine arsaların açıldığını görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Hacı Nuri Özdemir'in arsası değil mi? Evet. Hacı Nuri Özdemir buraya gelmiş, bu arsayı açmış ve yanı başına çadırını da kurmuş. En kısa zamanda inşaatını yükseltmeye çalışacak değil mi? Tabii, inşaat şimdi burada gece yatacak. Evet, şimdi yanımızda yine bir arkadaşımız var. Önce tanıyacağız. Ondan sonra gelişmelerle ilgili bilgi alacağız. Ben Ömer Özdemir, Erbilliyim. İşte biz de buraya şey yapmaya geldik, yayla evi, yani yazlık gibi bir şey. Şu anda burada işte bugün bir geldik, düz yapmışız. Bir şey yapacağız, su sorunu vardı, onu çözmeye çalıştık. Bugün buradayız işte, çadırımız var. Akşam çadırda kalacağız. Durum bundan ibaret. Peki, gerçekten ben merak ettim. Kornarmık bölgesinde özellikle baktığınız zaman en azından 20 tane arsanın açıldığını görüyorsun ama şimdi tek bir inşaat var ve inşaat işçilerinin dışında hiçbir canlı varlık göremedik orada. Ne diyorsunuz? İnsanlar gerçekten böyle bir sanki bu furya bir şekilde bu sunacak mı? Yani bir şekilde yani bir iki evin dışında kimse yapacak mı yapmayacak mı? Yani böyle değil aslında. Şimdi bu ilk önce orada normalde tamam güzel herkes yapmış ama ilk önce yani düzensiz bir şekilde yapılmış. Yani şu anda mesela en az 10-15 tane şey yazlık evi yeri yapılmış. Ama baktığın zaman mesela İstanbul'un eski halini düşün, adamlar yapmış. Burada bir bina, orada bir bina, orada bir şey. Şu anda bakıyorlar hepsi bozuk. Yani yeniden yapmaya çalışıyorlar. Şu anda mesela orada arsalar yapmışlar, güzeldir. Ama yani bir düzenli, biraz daha düşünceli yani oturup da mesela atıyorum işte buraya şunu yapalım, sen de şuraya yap, diğeri bu arka tarafa yapsın. Yani biraz daha biçimli, düzenli olsaydı daha güzel olurdu. Mesela o kadar şey yeşil alan kaybolmazdı. Yani yani kısacası şehir planlaması yok diyorsunuz. Yok yani planlama yok. Mesela adam çıkıyor bir yere, diyor benimki burası. He, komşusuna bakmıyor. Komşusunun önünü kapatıyor mu? Ondan sonra yeri nasıl, suyu nasıl gelir? Ya da komşu mesela burada hayvancılık var. Adam komşusuna bakacak, hayvancılık yapıyorsa ona göre kendi şeyini düzenleyecek. Yani o yok. Hemen kafada düşünmeden işte ben burada yapıyorum, sen orada yapıyorsun ya da sen orada yap. Öyle bir şey olmuş. Yani bozuk bir şey gördüm ben. Furya. Evet. Yani biraz daha güzel olsaydı tabii insanların burada mesela köyde çıkıp gelip bu dağda iki ay tatil yapmaları güzel bir şey. Yani havası olsun, suyu olsun, bir nevi bütün otların burada, otlar var. Yani güzel. Birlik, beraberlik güzel ondan sonra. Hayat zaten... Aslında herkesin aklında bir soru var. Gerçekten ben merak ediyorum. Herkes de benim gibi merak ediyor. Kırdak Yaylası yıllardır var.
ve insanlar yıllardır bu Kürdek yaylasını biliyor aslında. Ama neden bu sene? Şimdi bu seneyi nasıl desek, yani bu sene şimdi bizim insanlar birbirine bakar. Ya birbirine bakma derken bir başlangıç oldu. Artık o bir şey gibi bir yere kibrit atarsanız birden tutuşur böyle. O şekil oldu yani. Bir ev yaptı, bir arkadaş yapacaktı. Bir baktık köy komple yaptı. Yani komple bir 10-15 kişi de değil. Hepsi yaptı. Bilmiyorum yani artık ne olduysa, artık millet İstanbul'dan hepsi sıkılmış, bunalmış trafikten. Adam buraya geliyor, ondan sonra evler eskidir, şeydir. Adam ne yapıyor? Ondan sonra baba burada telefon açıyor, diyor oğlum diyor böyle bir şey var. Bu Abdurrahman yer kazıyor. Ondan sonra çocuğu da diyor o baba sen de bir yer kaz. Diğeri diyor ben de kazayım. Böyle bir yani güzellik oldu. Tabii milletin kazması önemli değil. Bunu yapması önemli. Yani kaç kişi burada yapar? Yani işte aslında merak edilen soru o. Yani tamam arsalar bir şekilde kazılıyor. Yani ufak bir parayla bir şekilde insanlar arsasını kazıyor ama şimdi bunun devamı gelecek mi? Bunun devamı benim tahminime göre gelir. Yani nasıl gelir? Şimdi bakıyorum bazıları hayvancılık yapıyor aşağıda. Yani onlar mecburi gelecek. Diğerlerine baktığım zaman şimdi eskiden şey derlerdi. Dağa gidiyoruz. Niye gidiyoruz? İşte hayvanımız var. Ondan dolayı gidiyoruz. Mesela aşağıda sıcak oluyor, ot olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Ondan dolayı biz yaylaya gidiyoruz. Yani eskiden beri bu güç bu, yani bundan şeydi. Mesela elektrik yoktu, su sıcaktı, bir şey saklayamazdın. O zaman kendi bu yaylalara atıyorlardı. Hava soğuk, su soğuk, her şey var. Şu anda bu tersine döndü. Nasıl tersine döndü? Mesela hayvancılığı bir kenara koyalım. Bu sefer artık millet kendi keyfi. Yani adam yaşlıdır, parası var. Bakıyor ondan sonra manzara güzel, şey güzel. Ondan sonra gelip burada adam evini yapacak. İşte ev dedim nedir? İşte iki oda bir şey, mutfak. Gelip burada iki ay güzelce kalacak. Yani o bazıları hayvancılıktan dolayı yapacaklar. Bazıları da adam zengindir zaten. Buraya keyif yapmaya geliyor yani kısacası. Yani peki Ömerciğim, Alika'da şu anda kaç arsa açılmış? Yani kaç inşaat temeli atılmış? Şu anda iki tane var. Daha doğrusu 3-4 tane olacaktı. Büyük paletli kepçe yoktu. Lastikli kepçe de kazamadı. Yani şu anda iki tane var. Devamında da 2-3 tane daha gelecek yani. Yani devam. Devam. Tabii devamın daha devamı olursa. Yani kazma bir de bunun gerisi işte yapılması da önemli. Yani kazıp da bırakmak da iyi değil. O da söz konusu yani. O da var yani, o şeylik var. Ama herkes yapar yani, benim kanaatim o. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi.